Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kaymakamlık deneme çözümleriyle devam etmekteyiz. 1 ve 2'yi bitirdik. 3 numaralı denemeye sıra geldi. İlk önce mikro iktisat denemesini göreceğiz. 6 soru, ardından da makro iktisat sorularını görüp denemelerini arkadaşlar çözmeye çalışacağız. O zaman ilk soruyla başlayalım. Diyor ki soru arkadaşlar, bir esneklik sorusu bu arada. Q eşittir A artı BP fonksiyonunun esnekliğinin birden büyük olabilmesi için A ve B değerlerinin sırasıyla hangi değerleri alması uygun olacaktır? En uygun olacaktır diyor. Şimdi arz arkadaşlar fonksiyona bakacak olursak arz fonksiyonu ve esneklik ilişkisi arkadaşlar şu şekilde ifade olunabilir. Derste de anlatmıştık. Bir arz eğrisi çizelim. İlk önce eksenleri oluşturalım. Q miktar, P fiyat. Tam orijinden çıkan arz eğrisinin arkadaşlar esneklik değeri 1'e eşittir. Fiyat ekseninden çıkan arkadaşlar arz eğrisinin esnek değeri 1'den büyüktür. Miktar ekseninden çıkan arkadaşlar arz eğrisinin esnek değeri ise 1'den küçüktür. Yani 3 tane durum vardır, koşul vardır. Şimdi soru diyor ki esnekliğin 1'den büyük olması diyor. O zaman bizim arkadaşlar şunu seçmemiz gerekecek. Yani eğri olarak biz bununla ilgilenmemiz gerekiyor. Peki o zaman şöyle şurayı çizeyim. Tek başımıza o eğriyi ele alarak düşünelim. Burası Q, burası 0, burası P olmak kaydıyla. Şöyle bir eğri arkadaşlar. İşte esnekliği 1'den büyük olan bir arz eğrisi. Şimdi şuraya geldiğimizde uzattığımızda aslında fiyat ekseni kesiyor ama ikinci bölgeye de miktar ekseni kesen bir eğri. Yani hani Q eşittir A artı BPD yazıyoruz ya arz fonksiyonunu. P'ye 0 verdiğimizde, P değeri 0 olduğunda Q'nun negatif bir değer alması gerekecek. Dolayısıyla bu noktada P'nin 0, Q A eşitse o zaman A'nın arkadaşlar 0'dan küçük olduğunu anlayabiliriz. Mesela A 0'dan küçük bir rakam. Ne diyelim? Eksi 10 diyelim. Değer verelim bakalım. P 0 olduğunda, fiyatlar hiç olmadığında Q eksi 10. Bakın gördüğünüz üzere. Peki B katsayısının ne olması gerekecek? B katsayısı da 0'dan büyük bir rakam olması gerekir. Çünkü B eğimin tersidir. Eğer B arkadaşlar 0'dan küçük bir rakam çıkarsa mesela eksi 2 gibi öndeki sayıyı da eksi yapar ve talebe dönüşür. Bu yüzden arz fonksiyonu olabilmesi için zaten her halükarda B'nin 0'dan büyük olmasını kabul edebiliriz. O zaman uygun değerler ne olacak? A 0'dan küçük ve B 0'dan büyük olması gerekiyor ki işte bu arz eğrimiz fiyat ekseninden çıksın ve esnekliği 1'den büyük olsun. Mesela örnek yapalım. Q eşittir eksi 10 artı 2P'nin esnekliği kaçtır? P'ye 0 verdik, Q eksi 10. Peki Q'ye 0 verdik, P 5. Bakın eksi 10'dan başlayıp 5'i kesen bir eğrimiz. Yani şu fonksiyon, yani esnekliğin 1'e eşit olmasını ifade ediyor. Peki diğerlerini de ifade edeyim. Esneklik eğer 1'e eşit olmasını sorsaydı tam orijinden çıkacaktı. O zaman A değeri arkadaşlar 0 eşit olacaktı. Yani sadece Q eşittir BP ile olacaktı. Peki esneklik 1'den küçük olsaydı ne olacaktı? Miktar ekseninden çıkacaktı ve başlangıç değeri 0'dan büyük olacaktı. O zaman A 0'dan büyük olacaktı. Demek ki A katsayıları öndeki sabit rakam esnekliğin ne olduğunu bize aslında sunuyor, gösteriyor. Eğer A 0'dan küçükse esneklik 1'den büyük. A 0 eşitse esneklik 1'e eşit. Ve A 0'dan arkadaşlar büyükse esneklik 1'den küçük şeklinde de biz bunları yine derste dile getirmiştik, aktarmıştık, anlatmıştık. Peki ikinci soruya geçiş yapalım. Bir bireyin kullandığı x malından elde ettiği, bu arada doğru cevabı yazmışız. A 0'dan küçük, B 0'dan büyük olacak. D şıkkı. Bir bireyin kullandığı x malından elde ettiği marjinal fayda malın fiyatından büyükse. Yani bir x malı kullanıyoruz. Ondan elde etmiş olduğumuz marjinal fayda malın fiyatından büyük. Tüketici dengesini sağlayabilmesi için ne yapmak gerekir diyor. Şimdi tüketici dengesi arkadaşlar malın fiyatını belirlerken marjinal faydanın etkin olduğunu dile getirir. Ve iki mallı, üç mallı, tek mallı tüketici dengeleri vardır. Burada bir bireyin kullandığı sadece x malından bahsedildiği için aslında tek mallarınız olduğunu anlıyorum.
Ve şöyle bir durum söz konusu soruda da görüldüğü üzere X'in marjinal faydası X'in fiyatından fazla. Ama tüketici dengesi olabilmesi için marjinal fayda neyse fiyat da o olması gerekiyordu tek mallı analizde, tek mallı tüketici dengesinde. O zaman dengeyi getirebilmek için bir şey yapmam gerekiyor. Ne yapmam gerektiğini siz biliyorsunuz. Fayda malın fiyatından büyük değil mi? O zaman fayda malın fiyatından büyükse arkadaşlar ben hani bir kısaltmam vardı. Dayak buldun kaç, yemek buldun ye. Yemek var burada. Fayda fiyattan büyük. O zaman ne yaparım arkadaşlar? O maldan kullanmayı devam ederim. Yani dengeye gelinceye kadar X malının miktarını arttırırım. Peki soru ne olur? Her X malı miktarı artışında MUX azalır ve fiyata eşit oluncaya kadar bu durum devam eder. Eşitlik sağlanınca miktar kesilir, durur. Miktar artık ne artar ne azalır. Miktar azalışı ya da artışı sağlayamazsınız. Arkadaşlar dengeleme miktarda olur, fiyatta olmaz. Sen tüketicisin. Fiyatı nasıl değiştirebilirsin? Bazı öğrenciler şöyle diyor, hocam böyle bir eşitlik var. Ha, çok kolay, fiyatı arttırırım. Adama şöyle mi diyeceksin? Ben bundan çok fazla fayda sağlıyorum ha. Fiyatı sen bunu işte 100 TL yap, 50 TL ama 100 TL yap, öyle alacağım ben. Mi diyorsun? Yoksa ucuz olduğun mala rağbet mi gösteriyorsun? Ucuz olan mala rağbet gösteriyorsun ve miktarı artıyor. Miktar artınca azalan marjinal faydası gereği marjinal faiz düşüyor. Eşit oluncaya kadar. Unutmayalım. Bu yüzden fiyatlarla ilgili bir değişiklik arkadaşlar yapılmaz. Tüketicinin bunu durumu bu şekilde kullanamaz. Bu yüzden A, B'yi hemen siliyorum zaten. Hiçbir değişiklik diye bir şey yok zaten. Dengesizlik var. Eşitlik demek denge demektir. Şu şart. O zaman miktarı arttırmam gerekecek. Doğru cevap C. 3. İkinci dereceden fiyat farklılaştırması yapan monopol firmasının marjinal hasılat eğrisi nasıldır diye arkadaşlar bir soru sorulmuş. Bir kere monopol karını arttırabilmek için fiyat farklılaştırması yapar dedik. Birinci dereceden, ikinci dereceden ve üçüncü dereceden olmak üzere 3 tane dereceli fiyat farklılaştırması vardır dedik. Peki ikinci dereceden kapsamında açıklamak istiyorsam neydi bu? Satın alınan mal miktarının artışına bağlı olarak fiyatların, birim fiyatların düşmesi. Mesela 5 tane aldığında 10 lira ödüyorsan, 6 tane aldığında ya da 5 tane aldığında 10 lira ödüyorsan, 6.sı aldığında birim fiyat daha düşük oluyor. Hatta şu örneği vermiştik. 16 TL 100 kontör, telefonla konuşacaksın. 200 kontör olduğunda 32 TL ödemen gerekiyor ya. Diyor ki kampanya var 20 TL. İşte miktarlar arttıkça, satılan miktarlar arttıkça birim fiyatın düşmesi. Yani çok olana daha ucuz bir birim fiyat. Buna ikinci dereceden fiyat farklılaştırması diyoruz. İkinci dereceden fiyat farklılaştırmasını arkadaşlar yapan monopolün MRS'i farklıdır diğerlerine göre. Peki şu depar D eşittir P eşittir AR ama MR arkadaşlar böyle değildir. Çünkü şöyledir. Mesela atıyorum 100 kontör için birim fiyat 1.6. 200 kontör için birim fiyat 1.30. 300 kontör için birim fiyat arkadaşlar 1 diye değişiyor bakın bu. O zaman bakın şöyle bir şey var. 0-100 birim arasında sen hep 1.6 ödeyeceksin birim fiyata. 100-200 arasında 101 de alsan, 199 de alsan birim fiyatı arkadaşlar 1.3 ödeyeceksin. 200-300 arasında bir kontör aldığında birim fiyat 1 olacak. Yani 201 de alsan aynı, 250 de olsa aynı, 299 de olsa aynı. Dolayısıyla MR eğrisi şu basamakları birleştirirsek arkadaşlar şöyle bir eğri haline gelir. Dolayısıyla ikinci dereceden fiyat farklılaştırmasında monopol firmasının marjinal hasılat eğrisi eskisi gibi. Yani şöyle değildir. Bakın depar, MR. Hani burada milyonlarca miktar var, milyonlarca fiyat var. Bu yüzden negatif eğimli. Ama burada ürün grupları sayıları olduğu için milyonlarca fiyata karşı milyonlarca miktar ve MR yok. Bu yüzden ikinci dereceden fiyat farklılaştırmasında MR basamak şeklinde azalan halde olur. İşte şu gördüğünüz basamak MR eğrisini gösteriyor. İkinci dereceden fiyat farklılaştırması yapan monopol özelinde. Peki dörde geçiş yapalım. Pozitif doğrusal genişleme yolu üzerinde. Dur. Genişleme yolu diyor. Genişleme yolu üreticide vardı. IGC gelir tüketim eğrisi tüketicide vardı.
IGC'nin benzeri genişleme yolu üretici de vardı. K faktörü sermaye, L faktörü emek, bu eş maliyet eğrisi, bu eş ürün eğrisi ve bunları milyonlarca eş maliyet ve eş ürünü birleştirirsek genişleme yolu ortaya çıkar. Genişleme yolu growth path, büyüme yolu. Aynı zamanda bize neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Üreticinin bütçesi arttığında bu bütçeyi hangi faktöre daha fazla harcayacak, daha fazla az harcayacak onu gösteriyor. Mesela şöyle bir genişleme yolu, nötr bir genişleme yolu. Her bütçe arttığında, onu kırmızıyla göstereyim isterseniz daha iyi olsun. Her üreticinin bütçesi arttığında, burada da milyonlarca biliyorsunuz eş yönelisi var. Dolayısıyla hep eşit oranlarda K ve L aldığını görüyorsunuz. Nötr genişleme yolu yani bu. Peki pozitif doğrusal genişleme yolu üzerinde yukarı doğru hareket edildikçe, yani A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye, yani böyle yukarı doğru gidildikçe hangisi gerçekleşir diyor. Bütçe doğrusu sağa kayar diyor. Yanlış. Niye? Genişleme yolu üreticide var, tüketicide yok. Tüketici olsaydı, yani gelir tüketim eğrisi deseydi bütçe olacaktı. Ama üreticide eş maliyet var. Bu yüzden bütçe kavramı yanlış oluyor. Farksızlık eğrisi sağa kayar. Evet, bir eğri sağa kayıyor ama şu U formatında. Bunlar eş ürün eğrisi. Çünkü sen üreticidesin. Burası üretici. Eş maliyet doğrusu sağa kayar. Evet, eş maliyet doğrusunun arkadaşlar sağa doğru kaydığını görebiliyorum. Doğru cevap bu olması gerek. Diğerlerine bakalım. Malların ikisinin de kullanımı artar. Mal kullanılmıyor ki. Faktörler bunlar. Y ve X malı değil. K ve D üretim faktörleri. Mal demesi yanlış oldu. Bir girdinin kullanımı artarken diğer girdinin kullanımı azalır. Ama genişleme yolunun pozitif olduğundan bahsetmiş. Negatif olsaydı genişleme yolu birini arttırıp birini azaltacaktık. Bu yüzden arkadaşlar bu da yanlış oluyor. İkisinin de kullanımı artar eğri üzerinde. Görüyorsunuz zaten bak K da artmış, L de artmış ve genişleme yolu pozitif. O zaman doğru cevap ne oluyor arkadaşlar? Ceyhan oluyor. Yani eş maliyet doğrusu sağa kayar. Başka da söyleyeyim. Eş ürün eğrisi paralel bir şekilde yukarı doğru kayar. Üreticinin eğri üzerinde üretim miktarı artar. Denilebilir. Her iki faktörden de kullandığı miktar artar diye benzetebilirsiniz. Yani gelir tüketim eğrisine ya da ilişkisini iyi anladıysanız genişleme yolunda da üreticiye çevireceksiniz yani durumu. Aslında değişen arkadaşlar bir durum yok. Birinde üretici, birinde tüketici diye çevirdik. Peki üçüncü deneme kapsamında mikro iktisat denemesi kapsamında 5 numaralı sorumuz gelmiş. Bir oligopol piyasasından arkadaşlar sorulmuş. Çemberli modelinde üretim yapan bir firmanın üretimi X ise Bertrand modelinde toplam üretim kaçtır diye arkadaşlar bir soru gelmiş. Gerçekten de orijinal bir soru. Şimdi çemberlin ne? Çemberlin anlaşmasız oligopol. Paylaşılmış monopol olarak adlandırılır. Monopol üretimi iki tane arkadaşlar firma tarafından sağlanır burada. Ve bu üretimi monopol üretimini bölüşürler. Bir dakika şimdi dur. Tam rekabette üretim %100 değil miydi? Peki monopolde de onun yarısı kadar olduğunu varsaymamış mıydık? Peki o zaman monopolü ikiye böleceğiz. Yani Çemberlin birinci şirket %25'i üretecek ve Çemberlin ikinci şirkette %25'i üretecek. Yani monopol üretimini bölüşüyorlar ve ikisi de monopol fiyatından satıyorlar. Bu arada oligopol modelleri içerisinde en yüksek fiyat Çemberlin modelinde var. Paylaşılmış monopol dediği için. Peki diyor ki bir firmanın, bak Çemberlin modelinde üretim yapan bir firmanın, yani bu üretimi X ise Bertrand'da kaçtır? Peki Bertrand neydi? Bertrand'ın ortasında TR var. Bu tam rekabet demek. Yani %100 demek. O zaman biz aşağıdan yukarı doğru tam rekabet üretimini bulursak eşittir Bertrand üretimini bulmuş olacağız. O zaman yapalım. 25X. Bu da 25 üretti. O zaman arkadaşlar Çemberlin iki tane şirketin topladığı üretim 2X. Yani %50'ye tekabül ediyor monopol üretimi. Monopolü toplam üretim 2X demek ki. Çünkü biri 25 yani X, biri de 25X, 2X. Peki monopol tam rekabetin yarısıysa? O zaman tam rekabet %100 yapabilmek için bunu 2 ile çarpmayacak mıyım? 4X. Demek ki tam rekabette 4X var. Bertrand'da da otomatikman tam rekabet olduğu için 4X var. Buradan da D şıkkını doğru cevap olarak ne yaparım? İşaretlerim. Ve 6. soru.
Altıncı soru arkadaşlar faktör piyasası ile ilgili bir soru. Onu da çözelim. Marjinal fiziki ürün fonksiyonu L üzeri eksi 0.5 olan firmanın girdi fiyatı 5 TL ve çıktı fiyatı 2 TL'dir. Buna göre emek talep fonksiyonu hangisidir diyor. Şimdi marjinal fiziki ürün fonksiyonu ne arkadaşlar? MPP ve L üzeri eksi 0.5 olarak verilmiş. Girdi fiyatı emek kullanılıyorsa emeğin fiyatı ücret demektir 5 TL. Çıktı fiyatı da üretilen malın arkadaşlar fiyatı 2 TL. Emek talebini soruyor. Şimdi biraz emek talebini tartışalım. Arkadaşlar emeği talep edenler işverenlerdir. DL olarak yazılır. Ücret dikey eksende, yatay eksende de emek miktarı vardır. Ve ücretler artarsa emek talep miktarı azalır. Talep yasası burada da çalışıyor. Çünkü işverenler işçiye yüksek ücret ödemek istemez. Öderlerse de daha az işi çalıştırırlar. Peki emek talebini belirleyen işverenlerin baktığı ne vardır? Emek talebini belirleyen şey arkadaşlar aynı zamanda MRP'dir. Marjinal ürün hasılatı. Marginal revenue of production yani marjinal ürünün hasılatı. Peki işverenler iki şeye bakar işçide. Tamam ücrete bakar dedik ama onun dışındaki şeye de bakarlar. Bir, işçinin verimliliğine bakarlar. Adam çok mu çalışıyor, ne kadar üretim yapıyor, kaç tane üretim yapıyor? Bir de çıktının fiyatına bakarlar. Mesela örnek, sakız üreten insanın emeğin alımı mı daha fazladır? El yapımı Rolls Royce üreten emeğin fabrikaya alımı mı daha fazla? Tabii Rolls Royce'un değeri daha fazla olduğu için onu alırsın. Çünkü adamın arkadaşlar ürettiği çıktının fiyatı daha fazla. Dolayısıyla burada demek ki iki tane faktöre bakıldığını söyleyebiliriz. Yani MPP, verimlilik çok önemli işveren için. Bir de çıktının fiyatı önemli. İşte bu kavram bizi şunu götürüyor. MRP, marjinal ürün hasılatı sonuç olarak MPP çarpı P ile arkadaşlar bulunur. Bu iki değeri birbiriyle çarptığımız zaman MRP yani aynı zamanda emek talep fonksiyonuna ulaşmış oluruz. Peki o zaman biz neyi çarpacağız? Şunla şu değeri çarpacağız. O zaman MRP eşittir L eksi 0.5 MPP çarpı 2. Buradan da MRP fonksiyonu 2L eksi 0.5 olarak arkadaşlar gelir. İşte bu da emek talep fonksiyonu bize ifade eder diyebiliriz. Demek ki bu da bizim için önemli bir etmen. Her ne kadar faktör piyasasının az soru gelse de sağ solu belli olmaz bunların. Bir de dengeleri var bunların, ona bakın. Bulduğunuz MRP'yi, MFC'yi, marjinal faktör maliyetine eşitlediğiniz zaman o fabrikada optimal ne kadar emek çalışacağını buluyorsunuz. MRMC analiz gibi yani. Hani üretici firmanın ne kadar üretim karar vermesi açısından MRMC eşitliği yapıyorduk ya. Bu da fabrikada ne kadar eleman çalışacağını sayısını size veriyor. Yani şu eşitlik de önemli bu arada. Her ne kadar soruda sorulmasa da bahsedeyim. MRP eşittir MFC. Yani emeğe ödenen ücret ve emeğin getirisine eşitlemek de bir optimal emek sayısını size verir diyebiliriz. Evet 6 tane arkadaşlar sorun çözümünü yaptık ve mikro iktisat denemesinin 3 numaralı denemeyi bitirmiş olduk. Şimdi diğer videomuzda makro iktisat deneme var. 3 numaralı deneme, onu çözeceğiz. Adım adım ilerleyeceğiz bu şekilde. Çalışmanızda arkadaşlar başarılar diliyorum. Bunları tekrar etmeyi unutmayın. Kendiniz çözmeyi unutmayın. Ve düşünün. Hani bundan daha fazla ne çıkar, ne olur? Konuları bu şekilde çalışın. Faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Hepinize çalışmanızda başarılar diliyorum.